İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde çığ düşmesi sonucu ölenler oldu. Büyük İş Köprüsü adlı global konferans Ermenistan Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek. Putin ve Erdoğan gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu ele aldılar. Donald Trump, ABD İran'a karşı yaptırımları çok hızlı bir şekilde kaldırabilir. Birleşmiş Milletler'e göre Suriye'de son zamanlarda 520 bin kişi yerinden edildi. Türkiye'de devletin izniyle 523 kişi Ermenilere ait hazineleri aradı. 3. Uluslararası Seramik Sempozyumu Artsakh Cumhuriyeti'nde düzenlenecek. Batı Ermenistan'ın Van şehrinin Bahçesaray ilçesinde akşam saatlerinde bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yaşanan felakette 5 vatandaş hayatını kaybetti. 7 yaralı var. 2 kişinin daha çığ altında olabileceği değerlendiriliyor. Bölgede çalışmalara devam ediliyor. Son anda aldığımız bilgilere göre arama kurtarma çalışmalarında bulunan ekiplerin üzerine ikinci bir çığ düşmüş ve burada 25 kişi hayatını kaybetmiştir. Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Naire Markaryan, Ermenistan Yönetim Danışmanlığı Enstitüsü Müdürü Silva Mesropyan ile görüştü. Görüşmenin amacı bu yıl Mayıs ayında Ermenistan Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan Büyük İş Köprüsü adlı küresel konferansın örgütsel çalışmaları ve ortak faaliyetlerini ele almaktı. Konferansın Ermenistan Cumhuriyeti'nde yapılması, danışmalara ve iş ortamında ortaklık fırsatları, uluslararası deneyim ve gelişmelere daha detaylı aşina olma fırsatı sunarak Ermenistan'daki danışmanlık hizmetleri pazarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. TASS ajansının belirttiğine göre Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar Suriye'deki durumu ele aldılar. Tertayem'in aktardığı açıklamaya göre taraflar Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki mevcut durumu ayrıntılı olarak incelemiş, İdlib'in tarafsız bölgesindeki durumu ile ilgili ortak kaygılarını dile getirmişlerdir. Putin'in saldırıların sonucunda birçok sivili öldüren terörist grupların aktivizasyonuna dikkat çektiği söyleniyor. Taraflar bu vesileyle acil önlemler almayı kabul ettiler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Salı akşamı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu ve Temsilciler Meclisi önünde yaptığı açıklamada, Tahran'ın Washington'un önceki taleplerine uymaya karar vermesi halinde ABD'nin İran'a olan yaptırımları mümkün olan en kısa sürede kaldırabileceği ve ekonomisini geliştirmesine yardımcı olabileceğini ifade etti. ABD lideri, İran rejimi nükleer silah elde etme çabalarından vazgeçmeli, terörizm, ölüm ve yıkımın yayılmasını durdurmalı ve kendi halkının yararına çalışmaya başlamalıdır. Biz buradayız. Onların hangi yolu seçeceklerini görelim. Bu tamamen onlara bağlı, dedi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye'de 1 Aralık'tan bu yana başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere 520 bin kişi evlerini terk etti ve silahlı çatışmalar devam ederse 280 bin kişi daha doğrudan tehlike odağında bulunacak. Azadutyun Ayem'in aktardığına göre bu verileri Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Hareketi Koordinasyonu Ofisi basın sözcüsü Cenevre'deki bir basın toplantısında açıkladı ve yerlerinden edilmiş kişilerin derhal barınma, gıda ve tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Rusya Federasyonu'nun desteğini alan Suriye ordusu son zamanlarda muhalefetin son tutunma noktası olan İdlib eyaletinde etkin operasyonlar gerçekleştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maraş'taki Ermeni ve Yunan yerleşim yerlerinde devlet izniyle hazine bulma konusunu parlamentoda gündeme getiren Halkların Demokratik Partisi üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Tuma Çelik'in genç sorusuna yanıt verdi. Agunknet'in bildirdiğine göre Bakan Ersoy, söz konusu yerleşim yerlerinde hazineler bulunduğuna dair hiçbir bilgi ya da kanıt kaydedilmediği ve arkeolog Hatice Kılıç Aslan'ın gerekli izni aldıktan sonra kazı çalışmalarını yaptığını belirtti. 2014-2019 yılları arasında 523 kez hazine arandı ancak bulunduğu hakkında hiçbir bilgi yok. Biyanet.org ile yaptığı bir röportajda Çelik, tarihi ve kültürel anıtların ciddi şekilde zarar gördüğü için hazine avcılığının manyaklığa varan yaygın takıntısının yasaklanması gerektiğini vurguladı.
Narigat adlı sanat birliğinin Şuşu Şubesi ve Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik İşleri ve Turizm Bakanlığı'nın ortak girişimi üzerine Uluslararası Brut Art adlı seramik sempozyumu 20 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında Artsakh Cumhuriyeti'nde 3. kez düzenlenecek. Sempozyuma katılmak için başvurular artık kabul edilmektedir. Uzmanlar komisyonu katılımcılar arasından sadece 10 kişi seçecek ve işi gerçekleştirmek için onlara uygun malzemeler sağlanacak. Seçilen eserler Şuşi Devlet Güzel Sanatlar Müzesi ve Narigat adlı sanat birliğinde sergilenecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Masum adlı folk topluluğundan Bulanık Koçarisi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.